Orta Karadeniz'i dünyaya ulaştıracak ve Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilecek ilk havaalanı. Ordu Giresun Havaalanı. Proje kapsamında öncelikle inşa edilmesi planlanan havaalanının tüm alt ve üst yapı unsurları için yaklaşık 7435 metre uzunluğunda ve ortalama 5,5 metre yüksekliğinde 2 ila 8 ton ağırlığında taşlarla dolgu yapılarak koruyucu mendirek inşa edilecektir. 7435 metre uzunluğunda yapılacak koruyucu mendirek için 8,5 milyon ton taş kullanılacaktır. Ordu Giresun illeri ve çevresinin hava ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla günün koşullarına uygun, Türkiye'de ilk defa tamamen deniz üzerine uluslararası standartlarda kaliteli, güvenli, konforlu, ileri teknoloji ürünü, çağdaş bir havaalanı yapımı gerçekleştirilecektir. Yapılacak deniz dolgusu üzerine 1 metre kesit kalınlığında 3000 x 45 metre boyutlarında pist, 240 x 120 metre boyutlarında apron, 250 x 24 metre boyutlarında bağlantı taksi yolu ve üst yapı tesislerinin oturacağı alanın dolgusu inşa edilecektir. Koruyucu mendirek içerisinde oluşturulacak olan 1 milyon 770 bin metrekarelik alanın deniz seviyesinden artı 1 metre kotuna kadar deniz dolgusu yapılacaktır. Yaklaşık 1 milyon 770 bin metrekarelik alanın dolgusu için 19 milyon 850 bin ton taş kullanılacaktır. Pistin her iki tarafına 900 metre uzunluğunda çelik kazıklar üzerine yaklaşma ışıkları tesis edilecektir. Yaklaşma ışıkları için yaklaşık 190 adet, yaklaşık 1300 ton çelik boru kazıklar çakılacaktır. Üst yapı tesisleri için yaklaşık 16 bin metrekarelik terminal binasını kapsayan ve içerisinde teknik blok kule, ısı, güç merkezi, emniyet, giriş kontrol, iş makineleri garajı, regülatör, itfaiye binalarını içeren toplam 31.400 metrekarelik kapalı inşaat alanı projelendirilmesi yapılmaktadır. Ordu Giresun Havaalanı, 240 x 120 metrelik apronu ve yaklaşık 16.000 metrekarelik terminal binası ve diğer destek ünitelerini oluşturan mevcut projeyle 2 milyon yolcu yıla hizmet verebilecektir. Ve diğer destek ünitelerini oluşturan mevcut projeyle yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecektir.